Ya yok değil mi? Bir tane de geldi işte. Otomobile tek bir kedi girdi, sürü çıktı. Çünkü hamile kedi orasını güvenli bulmuştu. Aracın altındaki yavruları ancak tamirci kurtarabildi. Bir cerrah titizliğiyle teker teker çıkardı. Adeta otomobile doğum yaptırdı. Kediyi bulamıyorlar. Birini çıkardılar, diğerini bulamıyorlar. Oğlan mı kız mı? Yer Kartal, apartman görevlisi mahalleyi inleten miyavlamaların kaynağını aradı. Otomobilin altından geldiğini anlayınca da şaştı kaldı. Hemen aracın sahibine haber verdi. Hatta ben arabayla işe gidecektim o gün. Gitmedim. Gitsem belki de ölürlerdi. İrfan Efendi artık son şeyde haber verdi yani. Genç kadın çaresiz kaldı. Otomobilini dikkatlice tamirciye getirdi. İlk kez böyle bir olayla karşılaşan ustalar hemen işe koyuldu. Kediler o kadar küçüktü ki bir avucu ancak sığabiliyorlardı. Kilometrelerce yolu arabanın altındaki muhafaza bölümünde kat ettiler ve en büyük şansları herhangi bir yere sıkışmamaları oldu. Arabanın stepne kısmına doğuran anne kedi neyse ki orada değildi. Önce ilk yavru, ardından ikincisi çıkarıldı. Bunları tutuyor mu ya? Daha yok değil mi? Bir tane de geldi işte. Yok. Çöktüğümüzde yavrular içinde bağırıyordu. Biz de çıkardık içerisinden. Kurtarılan yavrular bir kutuya konuldu. O sırada oradan geçen bir hayvansever annesiz minikleri sahiplendi. Bunu derneğe götüreceğim dedim. O da bana dedi ki bunları dedi ben götürürüm dedi. Hayvansevenlerden birisi götürdü yani. Otomobiller otoparkta uzun süre bekleyince böyle riskler ortaya çıkıyor. İşte bu otomobilde bir haftadır bu otoparktaydı. Muhtemelen bu yüzden kediler hemen alt kısmına girdiler. Uzmanlara göre arabaya binmeden önce en azından etrafını bir kontrol etmekte fayda var. Arabayı sürekli aynı yerde tutulmasın. Yer değiştirin.